Hiç kimseye kusura bakmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 41. kez muhtarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Erdoğan, Ankara'da gazileri darp edenlere ağır bir dille tepki gösterdi. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının namusuna emanet edilmiş yadigarlardır. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü, geleceği korunması için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden kimi şehit, kimi gazi olarak bu mücadeleden çıkan insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran, şehit yakınına terbiyesizlik eden bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz, sorgulamamız lazım. Erdoğan konuşmasında 15 Temmuz darbe kalkışmasına ve darbeye destek verenlere değinerek gözdağı verdi. Bu örgüt 40 yıl boyunca eğitim diyerek, hizmet diyerek, himmet diyerek devşirdiği insan kaynağını kendi amaçları, daha doğrusu kendisine verilen görevler için birer araç, birer malzeme olarak görmüş ve kullanmıştır. Erdoğan konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye zor günlerde hükümetin yanında olduğu için teşekkür etti. Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin siyaset ve partiler üstü hareket etmesi, milli bir duruş sergilemesi gerekiyor. Türkiye böylesine büyük badirelerle boğuşurken yanımızda yer alan, desteğini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle MHP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan konularda yanımızda yer almasını takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum. Bahçeli'yi bu sözlerle överek teşekkür eden Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi. 15 Temmuz'a ne dediler? Kontrollü darbe girişimi diyecek, tiyatro diyecek, senaryo diyecek kadar alçaldılar. Eğer bir kontrollü darbe varsa, kontrollü darbenin, o senaryonun aktrislerinden birisi veya artistlerinden birisi sensin. Hani darbe olduğu zaman tankın üzerine ilk çıkacak olan sendin. Televizyon programı var, radyo programı var. Hani sen çıkardın, ne oldu? Sana kaçmak yakışır, kaçmak. Sen çıkamazsın. Bu yiğit işidir, er işidir. Sende o yürek yok. Kürekçi başı olmak başka şey, yürek sahibi olmak başka şey.